Evet kum saatini gördük sırada bir grafiğimiz var. Efendim gıda perakendeciliği deyince eskiden akla tabii ki kasap, bakkal, manav gelirdi. Ama marketler özellikle de o indirim marketler bu piyasanın şu anda tek hakimi haline geldi. Hemen grafiğimizi Murat'tan alalım ve kısaca bu oligopol piyasanın yani birden fazla 2-3 genelde 3 oluyor bazen de 4 aktörün piyasayı tek başına tekel olarak yönettiği, domine ettiği piyasaların ne tür problemlerle karşılaştığını ve bizim de bunu bizzat yaşadığımızı gözlemleyelim. Bilinçli tüketici olmak zorundayız bu oligopol marketlere karşı. Şimdi üç harfler indirim tekelini eline alınca pahalılık arttı. Çünkü her şey maliyet enflasyondan ibaret değil. Piyasayı yönlendirirken, e, domine ederken fiyatları belirleme gibi bir e, avantajınız var. E, zincir marketler açısından söylüyorum. O şirketler açısından, oligopol açısından söylüyorum. Birbirlerinden farklı fiyatlama yapmıyorlar. Zaten kendi aralarında anlaştığını, anlaştıklarında biliyoruz. Dolayısıyla buradaki problem indirim market halinde ortaya çıkmış olan marketlerin giderek indirimden çok bir ne diyelim tekel haline gelmesi. Rekabet kurumu bu sorunun farkında. Bununla ilgili bir, bir takım raporlar hazırlandı ama bununla mücadele için daha ciddi bir ekonomik kararlılık gerekiyor. Siyasi kararlılıkla desteklenmiş bir ekonomik kararlılık. Çünkü ciddi problem haline geldi. Bunu pandemi de gördük. Şube sayısında falan patlamalar yaşandığını biliyoruz. 30 bin market toplamda Türkiye genelinde 30 bin market efendim 3 şirketin 3 harflerden 3 şirketin oligopolinin kontrolünde bulunuyor. 8 ila 10 bin arasında değişen şube sayıları var. Toplasanız 30 bin ediyor. Bunların hepsi piyasanın %79'unu 80'ini domine ediyor. Peki bu durumda hani o eskiden vardı ya kahraman bakkal süpermarkete karşı artık o dönemleri geçtik. Bakkal, manav, kasap nasıl fiyatlama yapmalı? Mesela sen pazarında eğer marketteki fiyatı 7 lira gördüyse ve kendisi 5 lirayla fiyatlarsa bunu karla kazanabiliyorsa buradan kar kazanabiliyorsa 6 lira yerine 5 lira yapmalı ki marketle mücadelesinde rekabetinde etkili olabilsin. ama bu şartlarda biraz zor görünüyor tabi bakkalların, kasapların, manavların durumu. Fakat dediğim gibi satabileceği en ne diyelim mütevazı kardan sattığı zaman buradan kurtarma ihtimali var ve daha fazla rağbet görme ve bu oligopol marketlerin Tek elini kırma ihtimali söz konusu. Hemen rakamlar vereceğim. Gıda perakendesi son 10 yılda toplamda efendim %274 oranında büyümüş. Çok ciddi bir artış. Bir örnekle şöyle vereceğim. İndirim market, indirim market diyoruz ya aslında her zaman öyle değil. Bir çeçil peyniri indirim markette 95 TL iken normal markette 74 TL. İndirim marketlerden birinde yarım litresi 42 TL olan zeytinyağının dışardaki litre fiyatı yani iki katının fiyatı ise 62 TL. 3 harflerden birinde 84 TL olan Kaşar normal markette 62 TL. Bir başka markette ise 112 TL olan aynı marka Kaşar normal markette 88 TL'den alıcı buluyor. E hani bunlar indirim marketti? Öyle olmadıklarını gördük. Son olarak son e, 2027'de bu piyasanın %80'ini ele geçireceklerini zaten ona yaklaşmış vaziyette. Piyasanın %80'ini bu zincir marketlerin, oligopol marketlerin domine edeceğini öngörüldüğünde söyleyelim ve bununla ilgili devletin, tüketicinin ve küçük esnafın yapması gereken, alması gereken tedbirler var. Bunları size bu vesileyle aktarmış oldum.